Yeniden merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz anakart MSI'ın 1366 soket X58 chipset 2007-2010 tarihlerinde üretmiş olduğu muhteşem, yani benim tabirimle muhteşem anakartlardan biri. Bu anakartta PCI slot yok. Tamamı PCI Express slotlarla donatılmış. Artı gördüğünüz dokunmatik overclock tuş seçenekleri var. Çok değişik, enteresan bir anakart. Bu anakartı bana Tekirdağ'dan Noyan isimli bir kardeşim gönderdi. Anakarttaki sorun işlemci ve LGA soket sorunu, bu bir. İkincisi, Güney Köprüsü'ndeki SATA sürücülerin bağlı olduğu modüller maalesef çürümüş. Bacakları kopma durumuna gelmiş. Ben bu tüm modülleri değiştirdim. J-Micron ve Marvel modüllerini değiştirdim. SATA sorununu hallettik. Ancak daha sonra işlemci mavi ekran veriyordu. İşletim sistemi kurulmasına izin vermiyordu. Bunu da hallettim. Bunu nasıl hallettim? İşlemci 990. i7-990X. Yani bu anakartın kullanabileceği masaüstü en üst seviye bir işlemci. 130 wattlık. Ama anakart üreticisi yazılım konusunda biraz gevşek davranmış. Bazı hatalar vardı BIOS yazılımında. Bu hataları giderdim. Bu 6 adet RAM slotlarında da sorun varmış. Bunları da düzelttim. LGA soket yapısında bazı yamukluklar varmış. Bunları da hallettim. Yazılımla beraber anakartı çalıştırılabilir ve kullanılabilir hale geldi. Şu anda gördüğünüz gibi NVMe SSD veri okuma ve yazma değerlerini görüyorsunuz. Bunlar çok iyi değerler. Bu anakart için üzerinde 2 adet NVMe SSD var. Birinde işletim sistemi, diğeri yedek olarak kullanılıyor. Aynı zamanda anakartın BIOS yazılımına NVMe SSD modüller de ekledim. Yani herhangi bir SATA ya da IDE sürücüsü olmaksızın NVMe SSD üzerinden bootable olarak çalışabiliyor. Yani ön yüklemeli işletim sistemi kurulabiliyor. Bu hale geldi. Aynı zamanda anakartın BIOS tarihini 2024 yaptım. Şu anda çok düşük bir overclock denemesi yaptım. Burada görmüş olduğunuz butonlar üzerinden. Normal değeri 3.47 GHz ama 3540'larda, yani %2'lik bir overclock denemesi yaptım. Hiç BIOS'a girmeden, yani BIOS menüsünden voltaj ya da frekans yükseltmesi yapmadan anakartın üzerinde gördüğünüz bu butonlar ve dokunmatik paneller sayesinde bunu yapabiliyorsunuz. Yeni anakartların, yani yeni nesil AMD ya da Intel tabanlı anakartların birçoğunda bu özellik yoktur. Bu anakart 2007 ve 2010 tarihli olduğunu hatırlatmak isterim. Şimdi bu şekilde bir overclock denemesi daha yapalım. Bakalım hangi sonuçlar elde edebileceğiz. Hiç BIOS'a girmeden, voltaj ve frekans ayarlarını değiştirmeden anakartın üzerinden overclock denemesi. Şimdi dikkatli bakın. Bu görmüş olduğunuz OC gene yazılı butona basıyorum. LED'i yandı. Yandaki artı ve eksi PCB üzerindeki alanlara dokunmam gerekiyor. Eksi düşürüyor frekans ve voltajı, artı yükseltiyor. Ben ilk denememde 6 defa basmıştım. Şimdi 1-6 defa daha basacağım. Bakalım ne sonuç verecek. 1-2-3-4-5-6. Şimdi bu şekilde bir kontrol edelim.
Gördüğünüz gibi yaklaşık olarak 3.61 GHz'lik bir overclock değeri elde ettik. Stabil hızı 3.47 GHz. Yani BIOS'a girmeden bu değeri elde ettik. Ancak anakartı kapatıp açtığımda değerler daha da yükselecek. Yani anakart üzerinden yapmış olduğum overclock değerleri BIOS'a farklı olarak işlendiğinden en yüksek stabil değeri verecek bize. Kendisi voltaj ve frekans ayarlarını ayarlayacak. Bakın ben ayarlamayacağım. Anakartın kendisi ayarlayacak. Stabil halde çalışır şekilde bunu ayarlayacak. Yani acemi kullanıcılar için mükemmel bir seçenek diyebilirim. Şimdi anakartı yeniden başlatalım. Bakalım overclock değerleri bize ne gösteriyor. Geldik BIOS'a. Gördüğünüz gibi ben bu menüye girmeden, yani voltaj ya da frekans ayarıyla oynamadan direkt masa üstünden anakart üzerinden 4.32 GHz overclock hız aşırtma değeri elde ettim. Bu tam bir acemi işi. Yani overclock yapmasında sorun yaşayan ya da overclock yaptığında mavi ekran alan kullanıcılar için bu anakart mükemmel bir özellikte. Bütün ayarları kendisi yapmış. Gördüğünüz gibi. Mesela işlemci temel frekans ayarını 133'ten 188'e çekmiş kendisi. Daha sonra çarpan kilidini 26-28'den 23'e almış. Altta görüyorsunuz. Kendisi yapmış bunları. Haliyle 4.32 GHz. Diğer RAM frekans değerleriyle de oynamış. 1504 MHz'e çalışıyor şu anda RAM'ler. Ben bu ayarların hiçbirini BIOS'a girip de kendim yapmadım. Bunu kendisi yaptı. Mesela DRAM voltaj ayarını 1.65 volt. İşlemci voltaj ayarını 1.4 volt yapmış kendisi. Her şeyi kendisi ayarlamış. Şimdi tekrar kaydedip çıkıyorum. Görüyorsunuz arkadaşlar, 4.32 GHz'e otomatik olarak çıktı. Ben hiç BIOS'tan ayar yapmadan kendisi otomatik olarak ayarladı bunu. Bir de buradan bakalım. %24 overclock yapmış kendi kendine. Bakın %24 değerinde overclock. Mükemmel bir işlem. Tam bir acemi işi. Sıcaklıklara bakalım. Evet, görüyorsunuz. Bu 130 watt'lık bir işlemci. Sıcaklık değerleri de gayet stabil. Yani 60-70'leri, 80-90'ları görmeyecek şekilde. 2 adet NVMe SSD'miz burada görülüyor. BIOS tarihi de 2024. Bunlar, yani bu X58-1366 soket anakartlar o dönemin muhteşem anakartlarıydı. Şu anda da bazı kullanıcılar bu anakartları hala kullanmaktalar. Evet arkadaşlar, bu videomuzun sonuna geldik. Tekrar edelim. Bu anakarta ben neler yaptım? Önce
Güney Köprüsü'ndeki çiplerini değiştirdim. Çünkü SATA girişlerinde sorun vardı. İşletim sisteminde mavi ekran veriyordu. Bunları düzelttik. Daha sonra işlemci tarafına geçtim. Ayrıca RAM slotlarında da sorun vardı. Biliyorsunuz bu anakartlar ikinci RAM slotundan çalışmaya başlıyor. 2, 4, 6, 1, 3, 5 diye. LGA soket yapısını düzelttim. Tamirini yaptım. Çalıştırdım. Şu anda gördüğünüz gibi herhangi bir mavi ekran ya da herhangi bir sorunu yok. Bu anakart kullanılabilir hale geldi. Daha önceden bırakın bu oyunları oynamayı, overclock bile hayal edilemez durumdaydı. Bunu da Allah'ın izniyle başarmış olduk. Umarım bu video içerikleri sizlere fayda sağlıyordur. Bu ve buna benzer enteresan, değişik videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma destek olunuz. Kanalıma destek olursanız ben bu içerikleri yayınlamaya devam edeceğim. Abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hepiniz Allah'a emanet olun.